ve güzel bir günden selamlar, sevgiler, sevgili seyircilerimiz. Hoş geldiniz TRT Türk ekranlarına. Yine bir Sağlık Olsun programıyla hep birlikteyiz. Ne güzel, ne mutlu bize ki böyle bugün de yine buluşabildik. Efendim her gün farklı sağlık sorunlarını sizin için işliyoruz. İstiyoruz ki siz de bu programı şekillendirin. Yani sorularınızla esasında bu programı şekillendiriyorsunuz. Bayağı da çok fazla katılım gösteriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ya umduğumuzdan daha güzel geri dönüşler oluyoruz sizlerden. Sağ olun, var olun. Bugün de dedik ki diş etlerimizi konuşalım. Çok önemli bir konu. Diş eti rahatsızlıkları, diş etinin yine hem sağlık sorunu açısından hem de estetik açısından güzel görünmesini hangimiz istemeyiz değil mi? Güldüğümüzde şöyle 32 dişimizde eğer kaldıysa 32 diş bir dişte tabii ki ağızda. O da ayrı bir konu, soracağım birazdan. Bakalım nasıl güzel görünüşlere sahip olabiliriz ve nasıl en önemlisi sağlıklı görünebiliriz. Güzellikten önce sağlık bizim için ön planda ve bugün de çok sevgili doçent doktor Zeynep Turgut Çankaya burada, periodontoloji uzmanımız kendisi. Hoş geldiniz Zeynep Hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Aslı Hanım, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Maşallah gözler öyle bir maviş maviş bakıyor ki şöyle bir zoomlayabiliriz. Gayet efendim hoş bir hanımefendi. Sevgili seyircilerimiz, sevgili periodontoloji uzmanımızı bulmuşken de periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokuları anatomik, fizyolojik ve histolojik açıdan inceleyen, bu dokulara ait hastalıkları araştıran, tedavilerini gerçekleştiren ve belki de en önemlisi tedavi sonucu elde edilen sağlığı idame ettiren bir bilim dalıdır. Evet, yani bir uzmanlık alanı bu değil mi? Evet. Diş hekimliğinin üzerine bir uzmanlık alanı geliştiriyorsunuz ve orada eğitim aldınız. Evet. Harika. Evet, öyle. Süper. Sevgili seyircilerimiz, hemen bununla ilgili sorularınızı bize yöneltiniz. 0090 505 756 0273 505 756 0273, ne olur WhatsApp numaramıza, bakın cep telefonuma yavaş yavaş böyle artık sizlerden gördüğünüz gibi mesajlar gelecek, bekliyoruz. Diş eti sıkıntınızla ilgili bize sorularınızı yönlendirin. Her yerden yazıyorlar maşallah bize. Evet Zeynep Hanımcığım, sağlıklı bir diş eti. Öncelikle şunu sorayım, nasıl olmalı? Hangi durumlarda biz sağlıklı bir diş etine sahibizdir? Evet, sağlıklı diş eti sıklıkla açık pembe veya gül kurusu renktedir. Mat görünümlüdür, ve dişlere sıkıca sarılmaktadır. Dişleri yaka gibi etrafında boyunca sarar. Normal şekilde fırçalama sırasında ya da doğal koşullarda herhangi bir kanama olmasını beklemeyiz. Dişlerin arasındaki diş eti mutlaka diş boşlukları doldurur şekilde olmalıdır. Herhangi bir diş eti çekilmesi, diş etlerinde kısarıklık, parlaklık görünmesini istemeyiz. Aynı zamanda diş etlerinin yüzeyleri de portakal kabuğu gibi pütürlü bir görünüme sahiptir. Bunları kaybettiğimiz zaman artık diş eti sağlığı bozulmuş anlamına gelir. Peki nasıl anlayacağız diş eti sağlığımızın bozulduğunu? Ne gibi bulgularla bu karşımıza çıkar? Aslında diş eti problemleri diğer diş problemlerinden farklı. Hani ağrı çok karakterize değil. Ve bu yüzden en erken belirtisi diş eti kanaması. Yani diş eti kanaması olduğu zaman mutlaka bir diş eti hastalıkları uzmanına başvurması gerekiyor bireylerin. Bu saydığım kriterler bozulduğunda, yani biraz daha böyle bir kırmızımsı morumsu diş etleri, biraz böyle sıkılığını kaybetmiş diş etleri hissettiğinizde, diş etlerinizde çekilme hissettiğinizde mutlaka bir diş hekimine ya da diş eti hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekiyor. Peki sevgili seyircilerimiz, nerelerden yazıyorsunuz bizlere? Frankfurt'tan mı, Köln'den mi, Amsterdam mı, efendim Londra mı, Paris mi, Berlin mi? Benim de doğduğum büyüdüğüm şehir Berlin'e çok selamlar, sevgiler. Sadece diş eti hastalıkları ile ilgili, tabii ki dişlerinizle ilgili tüm sıkıntılarımız, en nihayetinde bir diş hekimi kendisi Zeynep Hocamız. Her türlü sorunuzun cevabı bu programda. Sıkıntılarınızı bize yazın, biz de cevaplarını sizin için burada bulalım. Şimdi hocam, dediniz ki az önce diş etinde morarmalar mesela olabilir. Şimdi bazı kişilerde, benim arkadaş çevremde de bu var. Kendi yapısı öyle, yani mor gibi dişleri veya rengi biraz daha koyu. Bu genetik bir şey olabilir mi? Şöyle, esmer tenli bireylerde ya da bazı ırksal özellikler olarak diş etinde melanin pigmentasyonunun artmasına bağlı olarak fizyolojik renkleşme görülebiliyor. Bu tamamen fizyolojik bir durum ve tedavi yöntemleriyle giderilebiliyor. Bunun dışında diş etlerindeki renk değişikliği başka hastalıkların, diş eti hastalıklarının da habercisi olabiliyor.
Evet, yani hem genetikte olabilir ama bu genetikteki diş eti koyulaşmasını biz açabiliyoruz. Evet, yani genetik her olduğu türlü zaman fizyolojik bir durumdan söz ediyoruz. Giderilebiliyor çeşitli yöntemlerle. Fakat aynı zamanda hastalık belirtisi de olabiliyor. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Peki, merhabalar demiş sevgili seyircilerimizden sorular gelmeye başladı. İyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Diş etlerimde çekilme olduğu söylendi diyor. Operasyonla düzeltilebilir dendi. Operasyondan da korkuyorum. Çözümü ne olabilir? Korkunun bu anlamda ecele faydası var mı? Belki kötü bir işlem de değildir. Niye korkuyorsunuz, değil mi? Ya evet, şöyle, diş eti çekilmelerinde öncelikle nedeni ortaya çıkarmamız gerekiyor. Hastamızda diş eti çekilmesinin neden olduğunu mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Sıklıkla çok aşırı diş fırçalama, yanlış diş fırçalama, hatalı ağız bakımı diş eti çekilmesine neden olabiliyor. Bunun dışında diş eti hastalığının bir sonucu olarak da diş eti çekilmesini gözlemleyebiliyoruz. Evet. Çekilme tedavileri genellikle cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmekte. Serbest diş eti greftleri, serbest bağ dokusu greftleri, pozisyonu değiştirilen flapler, yukarı doğru yönlendirilen, yana kaydırılan flapler, çeşitli bariyer membranların kullanıldığı yöntemler mevcut. Korkulacak bir operasyon değil. Sadece burada hastalarımızın dikkat etmesini istediğimiz konu, eğer bir alışkanlık sonucunda çekilme varsa bu alışkanlığın giderilmesinden sonra operasyonlara geçebiliyoruz. Ne gibi alışkanlık olabilir? Hatalı diş fırçalama, yanlış diş fırçalama, yatay diş fırçalama, çok fazla bastırarak normal kuvvetinin üzerinde bir basınçla gerçekleştirilen diş yanlış fırçalama. Yanlış da yapabiliriz yani esasında kolaylıkla, değil mi? Evet. Şu yatay, şu pozisyonu yapmayacağız. Evet. Düz fırçalamayı yapmayacağız. Daha çok dairesel hareketlerle galiba dişimizi fırçalayacağız. Farklı teknikler bulunmakla birlikte genel olarak diş etinden dişlere doğru bir fırçalama, bizim daha çok tercih ettiğimiz bir fırçalama. Onun dışındaki fırçalama yöntemleri bireye özgü olarak hekim tarafından tavsiye edilebilir. Peki, yine sorularımız gelmeye devam ediyor. Selamlar demiş, çok teşekkür ediyoruz. Diş eti çekilmem var demiş. Doktorum diş etlerine iyi gelen bir macun önerdi ve 14 gün kullanmamı söyledi. Buna rağmen hala düzelme de yok. Ne yapabilirim diyor. Şöyle olabilir, macun belki hani hastamızın hassasiyet şikayeti varsa diş eti çekilmelerinde, çünkü genelde kök yüzeyleri açığa çıktığı için hastalarımızda bir hassasiyet problemi de oluyor. Ona yönelik olarak önerilmiş olabilir. Normal şartlarda çekilmiş bir diş etinin kendi kendine yerine gelmesi çok beklenen bir durum değildir. Çok özel durumlarda, çok genç bireylerde çok hafif diş eti çekilmeleri masajla bir miktar belki yerine gelebilir ama ileri düzeydeki diş eti çekilmeleri mutlaka bir tedavi prosedürü gerektirir. Yani macunla düzeltilemez mi? Macunla diş eti çekilmeleri yani çok düzeltilebilecek bir problem değil maalesef. Peki. İyi yayınlar Aslı Hanım demiş, teşekkür ediyoruz. Ben Samsun'dan Mehmet Bakıcı. Mehmet Bey çok selamlar, sevgiler. Samsun'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum efendim. Demiş ki, diş taşı oluşumum fazla, 4 ayda bir temizletmeme rağmen fırçalamam mı yanlış oluyor acaba demiş. Evet, bazı bireylerde diş taşı oluşumu hızlı farklılık gösterebilir. Bununla birlikte beyefendinin de dediği gibi yanlış bir fırçalama da söz konusu olabilir. Doğru fırçalama tekniğini mutlaka hekim tarafından önerilmesi gerekmekte. Ağız içerisinde özellikle tükürük bezlerinin açıldığı yerlerde çok fazla diş taşı birikimi olur. Tükürük içeriğindeki kalsiyum nedeniyle oluştuğu için ve bireylerdeki kalsiyum miktarı da farklı olduğu için bazı bireylerde değişkenlik göstermesi beklenen bir durumdur. 4 ay, 5 ay, 6 ay diye sınırlamak aslında çok doğru olmayabilir. Hani biz daha çok böyle hastalarımızın da aklında kalsın diye 6 ayda bir diş taşı temizliğini öneririz. Ama bazı durumlarda daha erken gerçekleştirilmesi daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Evet, ne güzel anlatıyorsunuz hocam. Yani ben böyle bir hoca bulsam, dişlerimle ilgili bir sıkıntı olsa hemen şu anda mesaj gönderirdim. Sizlerden de efendim sorular gelmeye devam ediyor. Merhabalar demiş, dişlerimde son zamanlarda ciddi hassasiyet oluştu. Ne zaman sıvı tüketsem sızlıyor. Nedendir sizce demiş. Acaba soğuk mu tüketince, sıcak tüketince mi, ama genel olarak sıvı tüketince sızlıyor evet demiş. Şöyle, muhtemelen bir diş eti çekilmesi söz konusu olabilir. Aynı zamanda diş çürüğü de aynı şikayete neden olur. Diş eti çekilmesi olduğu zaman sadece ve bu hasta beklentisi
estetik amaçlarla ya da hassasiyet amacıyla olduğunda tedavimizi buna da göre de yönlendirmemiz gerekiyor. Hassasiyeti olan hastalarımıza öncelikle hassasiyeti giderecek tedavi protokolleri devreye girmeli. Evet. Bunlar basitten karmaşığa doğru bir tedavi aşamalarını içermekte. Öncelikle bu hastamıza hassasiyet giderici bir diş macunu önerebiliriz. Yine fırçalama alışkanlıklarını kesinlikle gözden geçirmemiz gerekir. Hastalarımızın kendi kullandığı diş fırçaları bizler için çok büyük bir ipucudur. Evet. Mutlaka onları görmek isteriz. Hı hı. Alışkanlıklarına dair geçmişi oradan da okuyabiliriz aslında. Sonrasında da eğer gerekli durumlarda yine hani ileri cerrahi tekniklerle diş eti çekimlerinin kapatılması, bazen sadece restoratif yöntemlerle tedavi edilmesini sağlayabiliriz. Harika. Şimdi mesela ben de diş temizletmeye gittiğimde genelde hep işte ilk etapta diş taşları alınır. Evet. Bu diş taşları neden oluşur? Bazı insanlara daha mı sık oluşur yoksa kişiye göre değişir mi bu? Diş taşlarının oluşması aslında normal fizyolojik beklenen bir süreç. Diş taşları nasıl oluşur diye sorduğunuzda ağız içerisindeki bakterilerin tükürük içeriğindeki kalsiyumun etkisiyle sertleşip taşlaşmaya dönüşmesiyle oluşur. Aslında sertleşmiş plak ve mineral birikintisidir. Hı hı. Kimyasal olarak da kalsiyum fosfat, magnezyum fosfat, kalsiyum karbonattan oluşur. Diş taşlarının önemi üzerinde plak biriktirmesi açısından oldukça önemlidir. Hı hı. Plak tutucu yüzeyler olarak hastalık için çok büyük bir risk faktörü teşkil eder. Diş taşı varlığında hastalık daha hızlı oluşur, daha derin dokulara yayılır. O yüzden mutlaka diş taşlarının uzaklaştırılması gerekir. Hı hı. Peki onları mesela uzaklaştırdığımız zaman herhangi bir orada bir şeyler açılıyor ya, bir zarar verir mi? Ya da biz evet. daha mı fazla bakım yapmalıyız onları alındıktan sonra? Ya bu soru için teşekkür ederim. Bazı hastalarımızda öyle zihinlerinde öyle bir inanış var. Hani diş taşlarını temizletmek zararlıdır gibi bir düşünce hı hı. var. Zararlı değil, tam tersine gerekli bir uygulamadır. Hı hı. Belli aralıklarla uzaklaştırılması gerekir. Uzaklaştırılmadığı durumlarda evet. oluşacak olası problemlerin hastaya dikkatli bir şekilde görsel yöntemlerle de olabilir. Anlatılması gerekir. Diş taşı varlığı diş kaybına kadar gidebilecek bir sorun teşkil eder. Az önce de dediğim gibi oluşum hızı bireyden bireye farklılık gösterebilir. Mutlaka alınması lazım. Kesinlikle. Diş taşları diyor sevgili hocamız. Merhabalar demiş çok sevgili seyircimiz. Diş etlerim sürekli kanıyor. Nedendir acaba? Fırçalıyorum da demiş. Yediklerimden olabilir mi acaba diye sormuş. Diş eti kanaması hafif düzeyde gördüğümüz gingivit istediğimiz diş eti hastalığının ilk belirtisidir. Hı hı. Mutlaka kanamaya neden olacak bir plak birikimi, diş taşı varlığı ve bunların konağın yani bireyin cevap verdiği bir inflamatuar yanıt vardır. O bölgenin mutlaka öncelikle plağın, diş taşlarının uzaklaştırılması, gerekli durumlarda da yumuşak dokuya yönelik işlemlerin yapılması gerekir. Bunlar yapılmadığı takdirde diş etleri kanamaya devam edecektir. Peki. Demiş ki yayınlar hamileyim diyor sevgili seyircimiz. Ne güzel ne mutlu size Allah kavuştursun inşallah yavrunuza. Dişlerimde leke oluşumu var demiş. Bu hamilelikten dolayı mı yoksa sebebi nedir diye sormuş. Evet yani nasıl bir leke olduğunu bilirsek tabii daha net cevap verebiliriz ama hamilelik dönemi özel bir dönem. Hı hı. Diş eti hastalıkları açısından da özel bir dönem. O yüzden öncesinde yani gebelik hazırlığı döneminde mutlaka diş ve diş etleriyle ilgili problemlerin ortadan kaldırılmasını öneriyoruz. Böyle bir şansın olmadığı durumlarda da tedavilerin yapabileceği güvenli dönemde ikinci trimester'da diş eti tedavileri gerçekleştirilebilir. Renkleşmeler belki hani hastamızın kullandığı ilaçlara bağlı olarak oluşabilir ya da fırçalama alışkanlıklarında değişiklikler olmuş olabilir. Yediği besinlerden kaynaklanabilir. Bunların hepsi bir etken olabilir. Evet. Sevgili seyircilerimiz siz hani sorularınızı tam detaylı bir şekilde yazarsanız hocamız da daha iyi cevap verecektir. Mesela hamilelikten önce mi vardı bu lekeler yok mu diye daha detaylandırabilirseniz daha kolay cevap bulacağız sorularınıza. Canım benim demiş ki merhabalar diş taşı temizliğini sık yaptırmak zararlı mı? Periyodu ne olmalı? Çok güzel bir soru. Hani her bir ayda, ayda bir, iki ayda bir yaptırmanın bir zararı olur mu? Aslında bu net bir belli bir aralık yok. Yani bireye özgü olarak bu tedavi aralığını belirliyoruz. Hı hı. Sağlıklı koşullarda herhangi bir diş eti problemi yoksa hastalarımıza 6 ayda bir
diş taşı temizliği yaptırmalarını önerebiliriz. Geçmişte oluşan bir diş eti hastalığı varsa bu süre 3 aya, 2 aya inebilir. Tedavinin başlangıç aşamalarında daha fazla aralıklarla hastaları takip etmek isteyebiliriz. O yüzden hani bireye özgü olarak planlanması gereken bir zamanlamadır bu. Peki, sorularınız gelmeye devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Merhabalar demiş. Diş eti rahatsızlığı olan biri nasıl hekim seçmeli? Çünkü artık çoğu diş kliniğinde estetik amaçlı işlemler yapılıyor. Gerçekten çok güzel bir soru çünkü hep estetik amaçlı işlemler yapılan kliniklerin daha çok açıldığını görüyoruz. Ama özellikle bu periodontoloji dediğiniz uzmanları biz nereden bulacağız? Evet. Diş eti hastalıkları uzmanına yönlendirmesi gerekiyor aslında diş hekimlerin böyle bir problem tespit ettiklerinde. Hı hı. Çünkü diş eti tedavileri birinci basamak, ikinci basamak tedavileri olarak ilerlemekte. Uzmanlık gerektiren tedavi aşamaları var. Mutlaka bir diş eti hastalıkları uzmanıyla buluşturması gerekiyor hastayı. Nereden ulaşabilirsiniz? Özel çalışan periodontoloji uzmanları da olmakla birlikte üniversitelerin diş eti hastalıkları yani periodontoloji bölümü var diş hekimliği fakültelerinde. Buralara başvurabilir hastalarımız. Peki. Hocama iyi günler diliyorum demiş. Teşekkürler ediyoruz efendim. Ne yapsam da uygun bir diş macunu seçemedim kendime. Ne yapmalıyım? Tüm diş macunlarında diş hekimleri tarafından öneriliyor diye yazıyor demiş. Hocam ne önerir? Acaba böyle bir hani reklam amaçlı bir şey mi yoksa yazılan diş hekimleri tarafından öneriliyor diye hepsi mi öneriliyor yani macunların? Neye göre seçeceğiz biz? Şöyle aslında klinik olarak etkinliği, üstünlüğü kabul edilmiş bir diş macunu yok. Bazı özel durumlarda yine örnek veriyorum bir hastamızın hassasiyet şikayeti varsa hassasiyet giderici bir diş macunu önerebiliriz. Ama çoğunlukla hani uzun yıllardır bilinen, tanınan diş macunları içerikleri itibariyle zaten hani kullanılabilir. Fırçalama sırasında önemli olan mekanik temizliktir. Yani macun olmadan bile aslında fırçalanabilir diyeceğim. Ama hani bu macun kullanımı bireyleri motive edici bir uygulamadır aslında. Yani hani mesela yanımızda macun yokken de fırçalamayı ihmal etmemek adına bunu bilgiyi de paylaşmak isterim. Evet. Mekanik olarak plağın diş yüzeylerinden uzaklaştırılması yeterlidir ama mutlaka hani uygun bilinen bir diş macunu hekim tarafından önerilebilir. Ama çok farklı değil bunlar klinik olarak etkilenmiş bir üstünlüğü olan bir diş macunu yok. Peki bazen de diş eti iltihaplanmaları oluyor kişilerde. Bunun sebebi nedir? İltihaplanma ağız içinde neden olur? Aslında diş eti hastalıkları zaten iltihabi hastalıklardır. Evet. İltihabi hastalıklar olduğu için de mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. Diş eti hastalıkları çok faktörlü hastalıklar olmakla birlikte hastalığı neden olan temel faktör mikrobiyal dental plak dediğimiz biyofilimdir. Evet. Ve mutlaka ağız hijyeni uygulamalarıyla plağın uzaklaştırılması gerekir. Plağın uzaklaştıramadığı durumlarda plak birikerek diş taşına dönüşür ve böylelikle bir hastalık süreci, iltihap süreci başlamış olur. Evet. Yine bununla ilgili mesela bir soru gelmiş. Diyor ki diş etlerimde iltihaplanma oluştu. Ağrı var epeyce diyor. Antibiyotik de başladım diyor ama rahatlama var gibi. Bu iltihaplanma antibiyotik sonrası tamamen düzelir mi? Biz hiçbir zaman yani çok özel apse durumları dışında tek başına antibiyotiği tedavi olarak vermiyoruz. Ancak tedavimize belli durumlarda ekleyebiliriz. Bizim için esas olan etkeni uzaklaştırmaktır. Plak, diş taşları uzaklaştırılmalı, derin cepler oluşmuş olabilir. Bunlara yönelik diş eti altında tedaviler yapılmalıdır. Kök yüzeyi düzleştirme işlemleri, etkilenmiş iltihaplı diş eti dokusunun uzaklaştırıldığı diş eti küratajı dediğimiz işlemler yapılmalıdır. Gerekli durumlarda tedaviyi desteklemek amacıyla bazı özel hastalıklarda daha hızlı ilerleyen periodontitis durumlarında da antibiyotiğe başvurabiliriz. Peki benim de çok merak ettiğim bir soru gelmiş sevgili seyircimizden. Merhabalar diyor. Motorlu fırçalar diş eti çekilmesini tetikler mi? Yani aşırı titreşimli gibi zarar verir mi diş etlerime diyor. Ben de mesela hiç böyle motorlu fırça kullanmıyorum. Sanki fazla zarar verecek gibi düşünüyorum ama siz ne düşünürsünüz? Şöyle aslında kişinin mekanik olarak plağı uzaklaştırdığı enstrüman onun için en doğru fırçalama aracıdır.
Bu manuel bir diş fırçası da olabilir, elektrikli bir diş fırçası da olabilir. Elektrikli diş fırçalarında özellikle dikkat edilmesi gereken nokta diş etlerine fazla basınç yapmadan kullanmaktır. Hı hı. Profesyonel şekilde kullanılması, yani bilinçli bir şekilde kullanılması lazım. Yoksa istenilmeyen sonuçlara neden olabilir. Bunlardan evet. bir tanesi de diş eti çekilmeleri, diş yüzeylerinde aşınmalardır. Son zamanlarda bunların takiplerini yapan sistemler de geliştirildi. Belki öyle bir hani cep telefonuna yüklenen uygulamalarla bunlar evet takip edilebilir. Yani bireysel olarak onu ilk başta o hassasiyette olamayabiliriz. Evet. Manuel bir diş fırçası, sonrasında belki elektrikli bir diş fırçası tercih edilebilir. Önemli olan mekanik olarak plağın uzaklaştırılması. Hı hı, peki. Merhabalar demiş, bazı dişlerim sıkıntılı, implant yaptırmak istiyorum ama diş eti çekilmelerim de var. Önce diş eti çekilmesi mi tedavi edilmeli implant için diye sormuş. Evet, şöyle. Şimdi diş eti çekilmesinin nedenini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Diş eti çekilmeleri hatalı alışkanlıklara bağlı olabildiği gibi diş eti hastalığının bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Hı hı. Böyle bir hastalığa bağlı olarak diş eti çekilmesi varsa öncelikle bu tedavi edilmeli. Ondan sonra implant uygulamasına geçilmelidir. Hı hı. Ama lokal olarak tek bir kişi dişi etkileyen bir diş eti çekilmesi varsa ve herhangi bir diş eti hastalığı yoksa o zaman eş zamanlı ya da beraber tedavi planlaması yapılabilir. Peki sevgili seyircilerimiz, sorularınız akıyor, merak etmeyin, hepsini teker teker soracağım ben de sevgili Zeynep hocamıza. Sabah kalktığımda diyor dişlerim kanıyor sürekli, sebebi ne olabilir? Gün içinde bir sorun yok demiş. Evet. Yani mutlaka bir diş taşı, plak birikimi vardır. Uyumadan önce kesinlikle dişlerin fırçalanmasını öneriyoruz. Hı hı. Bu bahsettiğimiz temasa bağlı olmayan bir diş eti kanaması söz konusu. Mutlaka bir diş eti uzmanına başvurarak bu problemin çözülmesi gerekiyor. Peki. Merhabalar demiş, ben Nehir Asya. Ne güzel bir isim Nehir Asya. Selamlar, sevgiler. Kızlarımın ismi ikisi de. Ha öyle mi? Ay sizin ilginç. Çocuklarınız mı yoksa? Yoksa? Yok yok, hayır. Yok, demiş ki çocuklarda diş eti çekilmesi olur mu demiş. Sizin iki kızınız mı var? Evet. Birinin adı Nehir, diğerinin adı evet. Asya mı? Ay ne güzel. İki isim burada birleşmiş, görüyor musunuz? Buyurun. Şöyle, çocuklarda diş eti çekilmesi olabilir. Her yaşta görülebilir her türlü diş eti problemi. Burada da aslında ebeveynlerin bir kontrol etmesi gerekiyor. Doğru fırçalama yöntemleriyle birlikte mutlaka fırçalamanın gerçekleştirilmesi, diş ipi kullanımının yine doğru kullanılması gerekmekte. Bunun dışında çocukluk dönemine özgü görülen diş eti problemleri sonucunda da diş eti çekilmeleri olabilir. Hı hı. Bunların mutlaka bir radyografik değerlenmelerle, klinik muayene ile birlikte ortaya çıkarılması, saptanması gerekir. Ne güzel. Sizin kızlar kaç yaşlarında? Birisi 9 yaşında, birisi de 2,5 yaşında. Ay ne güzel, maşallah. O zaman onlara da selamlarımı ileteyim buradan. Nehir, Asya selamlar. Bakın annen televizyona çıktı, ne kadar güzel. Bir diş hekimi kendisi, periodontoloji uzmanı. Efendim şimdi devam edelim, sorularınız geliyor. Merhabalar demiş, yayınlar dilemiş Ankara'dan Ahmet Bey. Çok selamlar, sevgiler. Aynı memleketteyiz, bakın biz de Ankara'dayız. Dişlerimde diyor aşırı derecede kanama var. Sabah kalktığımda diş kanamasıyla uyanıyorum. Gün içerisinde yine sık sık kanamam var demiş. Bu kanama çok sık herhalde rastladığımız bir durum değil mi hocam? Evet, yani periodontitis, yani daha ileri formdaki diş eti problemi, diş eti hastalığı erişkinlerin çoğunu etkileyen bir sağlık sorunu aslında. Hı hı. Bunun hastalar tarafından belirtilerinden bir tanesi de diş eti kanamaları. Hı hı. Aslında orada bir sinyal veriyor. Yani hani bir tedavi gereksiniminin olduğunu haber veren bir problem diş eti kanaması. Kendi kendisine geçecek bir problem değil. Mutlaka uygun tedavilerle bu diş eti kanamasının tedavi edilmesi gerekiyor. Evet, peki dişlerde ve damaklarda neden iltihap olur demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz sevgili seyircimize. Eğer isminizi vermek isterseniz verebilirsiniz. Anonim bir şekilde ismi vermek istemiyorum diyorsanız nasıl isterseniz öyle yapın yani. Yazabilirsiniz yani. Selamlarımızı da buradan iletiriz değil mi hocam? Evet. Güzel oluyor yani, isminizle hitap ederek size selam göndermek, nerede yaşıyorsanız. Benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Buyurun. Diş eti hastalıkları ağız içerisindeki bakteriler tarafından başlatılan, hı hı, hastalıklar. Sonrasında bu tedavi edilebilir düzeydeyken, tedavi edilmediğinde çevre dokuları da etkileyen daha ileri formdaki diş eti hastalıklarına dönüşebilir. Yani aslında iltihabın temel nedeni mikrobiyal dantel plak. Fakat bazı durumlarda sistemik hastalıklar diş eti hastalığına neden olabilir ya da, hı hı, diş eti hastalığının varlığı sistemik
hastalıkların daha şiddetlenmesine katkı sağlayabilir. Hı hı. Bunun dışında stres, sigara, genetik faktörler hepsi diş eti hastalığının oluşmasında etkili. Bütün bunların hepsi etken olabilir. Sigara yani, zaten içmeyelim değil mi? Zaten zam da geldi. Yani her gün zaten daha da çok fazla zamlanan bir şey sigara. Hem sağlığa zararlı hem de zamlanıyor. Bence bırakalım. Şu an bırakın bence. Değil mi hocam? Kesinlikle. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi çok çok kısa bir araya gidiyoruz. 1-2 dakikalık bir ara. O arada siz bize hemen sorularınızı gönderiniz. Diş sorunlarınızla ilgili WhatsApp hattımız 0090 505 756 073. Az sonra buradayız. Ayrılmayın. Ve aranın ardından biz yine buradayız, sizlerleyiz. Sevgili seyircilerimiz, Sağlık Olsun programımızda şimdi biraz beslenmeden bahsedeceğiz. Evet, bugün diş rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Özellikle diş eti rahatsızlıkları, ama yediğimiz gıdalar da acaba bizim dişlerimizi bozmada etkisi var mı? Neleri yanlış yapıyoruz, neleri doğru yapabiliriz? İşte bunların hepsinin tüm püf noktalarını çok sevgili diyetisyenimizden alacağız. Aylin Hasbay Büyükkaragöz Londra'dan bağlanıyor yine Skype'la. Merhabalar Aylin Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim Aslı Hanım. Yeni yayın döneminiz başarıyla geçsin, sağlıkla geçsin. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin de böyle enerjiniz yine harika bugün. Efendim Aylin Hanımcığım, şimdi diş sağlığında beslenmenin önemini konuşacağız. Nedir burada gerçekten diş sağlığımızı korumak için beslenmenin nasıl bir faktörü var? Evet, şimdi aslında beslenme ve diş sağlığı birbirinden ayrılmayan iki tane parça. Beslenmemiz diş sağlığımızı etkilediği gibi diş sağlığımız da beslenmeyi etkiliyor. Ve baktığımızda anne karnından başlayan bir süreç, annenin iyi beslenmesi, bebeğin iyi beslenmesi, bebeğin güzel anne sütü alması diş gelişiminde, özellikle dişlerin oluşum döneminde, ergenlik sonuna kadar olan dönemde çok önemli. Burada bizim için önemli konulardan biri, beslenme açısından baktığımızda, sağlıklı dişler iyi çiğnemeyi sağlarlar. İyi çiğnemek de aslında başta sindirim problemleri olmak üzere vücudun birçok açıdan çok daha iyi sağlıklı beslenmeyi sağlayan bir süreç. Biz burada birçok problemden bahsedebiliriz aslında diş sağlığı ve beslenmeyle ilgili olarak. Birincisi diş çürükleri. Gerçekten çok önemli bir konu. Ve diş çürükleri ile beslenme arasındaki ilişki hepimizin de tahmin edebildiği gibi, özellikle şekerli gıdalar, asitli içecekler, karbonhidratlı yiyecekler, bunların çok fazla tüketilmesi, tükettiğimizde ne oluyor? Bunlar diş yüzeyine yapışıyorlar. Diş yüzeyindeki bakteriler bunlarla beslenmeye başlıyor. Bu sefer dişin üzerindeki pH yapısı bozularak asidik yapıya dönüyor ve asidik yapıda diş minesine zarar vererek bizim diş çürükleri oluşumumuza neden oluyor. Yani siz burada beslenmeden bahsediyorsunuz. Pardon, lafınızı böldüm. Yani yanlış beslenme sonucu diş çürükleri nasıl oluşuyor? Ve diş çürükleri esasında sadece ve sadece anladığım kadarıyla yanlış beslenmeden dolayı mı oluyor? Yanlış beslenme de bunların nedenlerinden biri. Tabii ki ağız sağlığı, güzel hijyen, bakın bunlar tabii ki diş hekimi hanımefendi çok güzel anlattı. Ama beslenme de burada hiç vazgeçemeyeceğimiz önemli bir unsur. Özellikle son zamanlarda Aslı Hanım, hijyenden bağımsız olarak da şekerli gıdaların fazla tüketiminin diş çürükleriyle çok ciddi bir bağlantı gösterdiği bulundu. Burada şu konulara özellikle dikkatimizi çekebiliriz. Bir kere şekerli gıdaların tüketim sıklığı önemli. Yemek aralarında mı, yemek sonrasında mı, ne zaman tüketildiği önemli. Burada yine bizim için önemli olan
Mesela meyve suları ve meyve tüketimi arasında ilişkiler bakılıyor. Meyve tüketiminde çok zarar görmüyoruz ama meyve suyu tüketiminde biraz daha dişin üzerine yapışma şansı fazla olduğu için bunu daha çok görebiliyoruz. Yine özellikle sükroz, çay şekeri tüketiminin ve bununla hazırlanmış yiyecek tüketimlerinin fazla olması diş çürükleriyle direkt bağlantılı bir konu. Yine sayın doktorumuzun konusuyla alakalı olarak da tabii ki beslenmenin etkisi var. Çünkü periyodontal hastalıklarda bir kere kimlerde çok oluşuyor dersek, İyi beslenmeyen kişilerde çok daha fazla oluşuyor. Biz burada çocukluk çağında görülen protein, enerji, malnütrisyonu olan çocuklarda ileride bu problemlerin görülme sıklığını daha fazla görüyoruz. Aslında periyodontal hastalıklar bizlerle, diyetisyenlerle çok alakalı. Çünkü olay bir C vitamini yetersizliğinde diş eti kanamaları en basit şekliyle başlayabildiği gibi diş eti iltihapları ve diş kayıpları bizim beslenmemizi de çok olumsuz yönde etkileyebilecek bir duruma neden olabiliyor. Peki, burada buyurun. Hemen sormak istiyorum. Çocuklarımızı nasıl besleyelim ki onların diş sorunları, böyle çürükleri oluşmasın? Aynen. Tabii demin söylediğim gibi bir kere şekerli gıdaları kısıtlamamız lazım. Eğer şekerli gıda yenilecekse bunları yemek üstüne yiyip ondan sonra ağzın çalkalanıp yarım saat sonra kadar da fırçalanması öneriliyor. Ama bunun dışında Aslı Hanım, bir kere dişin ilk oluşumundan başlayarak kalsiyum, magnezyum ve D vitamini alımı bizim için çok önemli. Yani güçlü kemiklerle hayata başlamamız lazım ve kemikler güçlü bir şekilde ileride olabilecek problemleri engellemek açısından çok daha yararlı oluyor. Yine protein alımı önemli, dişin yapısı. C vitamini çok önemli çünkü C vitamini kolajen oluşumunda etkili. C vitamini yetersizliğinde bu yıllar evvel gösterilmiş bir problem. Hemen diş eti kanamaları başlıyor. O yüzden her gün ihtiyacımız kadar C vitamini almamız lazım. Yine son yıllarda diş eti hastalıklarıyla B grubu vitaminlerin de çok ilişkili olduğu ortaya çıktı. Özellikle folat ve diğer B kompleks vitaminlerin. Buna da özellikle dikkat etmemiz lazım. Aslında sizin sorunuzun cevabı şu: sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmemiz lazım. Doğru bir diş sağlığına sahip olmak istiyorsak. Her yiyecekten alacağız, belli miktarlarda kalsiyumumuzu alacağız, güneşten D vitaminimizi alacağız, proteini hayvansal veya bitkisel kaynaklardan alacağız. Yanında meyvemizi, sebzemizi yemeye çalışacağız ki diş eti kanamalarımız olmasın, azalsın veya buna bağlı oluşmasın diye. Yine diş eti hastalıklarında inflamasyon süreci devam ediyor. Yani aslında orada bir bizim dikkat edebileceğimiz bir beslenme şekli bu inflamatuar süreci de azaltabiliyor. Mesela omega 3'ten zengin balık tüketimi, yine doğru yağların seçimi, zeytinyağı tüketimi, kuru yemişler, ki kuru yemişler başka bir yönden de önemli. Magnezyumdan zengindir ama diş yapısının korunmasında kuru yemişler, tabii kabuğu kırmıyoruz dişimizle ama kuru yemişlerin tüketimi diş sağlığında çok olumlu etkiler gösterebiliyor. Evet, o kadar güzel anlattınız ki özellikle kuru yemiş deyince tabii ki ceviz benim de aklıma geldi. Hele ki Oğuzlar cevizi var ki onu esasında tüketmek lazım. Çok sevgili stüdyo şefimiz Ali abimiz o cevizleri bize getirdi, tadına baktık. Bir organik, bir güzel ki bayıldık efendim. Dolayısıyla dediğiniz gibi de hem iltihaplanmaları önleyebiliriz bu şekilde, hem diş çürüklerini önleyebiliriz. Biz ne yersek oyuz diye bu kelimeyi tekrar burada geçerli olarak sayıyoruz. Evet, Aslı Hanım, direkt önleyebiliriz demeyiz ama bunlar çok etkili. Çok yani etkili. Yani sadece beslenme diş sağlığını bozmaz ama beslenme de doktor hanım da bana destek verecektir.
Doğru beslenmeyen kişilerde diş sağlığını düzeltmek, toparlamak da çok zor oluyor. Maalesef. Siz zaten diyetisyensiniz. Bir de obezitenin de zaten başlıca sebebi bu şeker tüketimi ve çok fazla aşırı tüketim. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Hocam sizi her zaman bekleriz inşallah. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Londra'ya çok çok selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Çok sevgiliyim. Aylin Hasbay Büyük Karagöz diyetisyenimiz bizlerle oldu. Şimdi tabii ki ne yapıyoruz? Biz yine sorularımıza devam ediyoruz. Çok sevgili doçent doktor Zeynep Turgut Çankaya, diş hekimi kendisi, aynı zamanda periyodontoloji uzmanı. Periyodontoloji uzmanını da öğrendik. Diş eti rahatsızlıklarının uzmanlık alanı oluyor değil mi hocam? Evet. Peki sorularımız geliyor. Demiş ki çok sevgili seyircimiz. Demiş ki 6 aylık hamileyim, diş eti ağrılarına ne iyi gelir? Neden acaba ağrıları var ki? Hamilelikle bir ilgisi var mı diş eti ağrılarının? Yani hamilelik aslında öncesindeki problemlerin bu döneme yansıması açısından önemli, özel bir dönem. Mutlaka eski problemler daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkıyor maalesef bu dönemlerde. Evet. Ağrılarının çok farklı nedeni olabilir. Diş çürüyor olabilir, diş sıkma olabilir, diş eti hassasiyeti artmış olabilir. Yumuşak bir diş fırçası ya da orta sertlikte bir diş fırçasıyla mutlaka dişlerini fırçalamasını öneriyoruz. Mutlaka arayüz temizliği yapılmalı bu dönemde. Plağın yıkıcı etkileri daha fazla görülüyor çünkü hamilelik döneminde. Buna bağlı olarak artık diş etleri hassaslaşmış olabilir. Ağrısının nedeni bu olabilir. Uygun tedaviler yapılabilir. Mutlaka bir diş eti hastalıkları uzmanının değerlendirmesi gerekir. Ama kanama olsa bile fırçalamayı devam etmesini önerebiliriz. Peki, sorularımız akıyor adeta sevgili seyircilerimizden. Merhabalar demiş, kızım 6 yaşında. Dolgu yaptırdıktan sonra apse oluştu, kanal tedavisi dendi. Onu da yaptırdık ama arada bir iltihaplanma oluyor. Çok sık olmasa da ne önerir hocamız, biz ne yapacağımızı şaşırdık demiş. Hemen soralım. Çocukluk döneminde özellikle çürük dişlere, süt dişlerine süt kanal tedavileri gerçekleştirilebiliyor. Pedodonti bölümünün uzmanlık alanı olmakla birlikte tekrarlanan kanal tedavileri belki söz konusu olabilir. Eğer radyografik olarak incelenir, hani daimi dişin durumuna göre dişin ağızda kalmasına ya da ileri tedavi yöntemlerine karar verilebilir. Pedodonti bölümü ne yönlendirebiliriz hastamızı? Peki. Merhabalar demiş, 53 yaşındayım diyor. Alt ve üst dişlerim takma ve sürekli diş etlerimde ağrı oluyor. Sebebi nedir? Takma dişten dolayı olabilir mi acaba? Zamanla diş eti problemi olduğu zaman ağızdaki mevcut protezlerin uyumu da bozulabilmekte. Muhtemelen hastamızda bir kendisinin farkında olmadığı bir diş eti hastalığı olabilir. Protezlerindeki uyumsuzluğun nedeni de mevcut diş eti hastalığı olabilir. Zaman içerisinde hem protezlerin hem de diş eti tedavilerinin tekrar değerlendirilmesi gerekir hastamızda. Bazı alışkanlıklara bağlı olarak da diş yüzeylerinde aşınmalar söz konusu olabiliyor. Bu durumda mutlaka diş etlerini etkiliyor. Yani çok uzak kalmamak gerekiyor aslında diş hekimlerinden bu anlamda. Yeniden bir çiğneme düzeyi değerlendirilip düzenlenmesi gerekebilir hastamızda. Peki. Çok sevgili seyircimiz ne yazmış, ne yazmış? Merhabalar diyor, benim dişlerim kırılıyor. Ön dişlerim şu an kalmadı ve diş etlerimde yaralar oluşuyor. Neden oluyor acaba demiş. Allah Allah, durup dururken mi kırılıyor yoksa acaba sert bir şey yiyince mi bu kırılmalar oluşabilir? Evet, bazı bireylerde diş sıkma problemi vardır. İlk etapta böyle bir diş kırığı şeklinde belirti vermese de ilerleyen dönemlerde dişlerde sallanmalar, diş kırıkları olabilir. Diş kırığının çürüye bağlı bir nedeni de olabilir. Fakat diş etindeki yaralar neden oluşuyor diye sormuş hastamız. Sistemik durumunu bir incelemek gerekir. Bazı sistemik Behçet hastalığı gibi bazı hastalıkların habercisi olabilir ağız içi yaralar. Travmatik hasar oluşturan bir fırçalama, yanlış ağız bakım uygulamaları, yine ağız içerisinde tekrarlayan yaralanmalara neden olabilir. Evet. Bazı vitamin eksiklikleri yine ağız içerisinde yaralanmalara sebep olabilir, yaralara sebep olabilir. Mutlaka bu yönden hastanın incelenmesi gerekir. Bazen hastalar apse görüntüsünde yarayla karıştırabiliyor. Ani hasarlar, diş etinde yabancı bir cismin batması
ağrıya neden olabilir, apsiye neden olabilir. Hı hı. Bu açıdan değerlendirilmesi gerekir. Peki, çok yönlü bir tedavi süreci aslında değil mi? Her yönden bir bakmak lazım ki sıkıntı nerede, o altyapıya göre de tedavi sürecini başlatıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok da doğru bir yöntem. Merhabalar demiş, diş teli tedavisinde zararlar var mıdır demiş. Herhalde bunu yaptırmayı düşünen bir seyircimiz. Ne dersiniz? Yani zararlar var mıdır sorusu yani zarar olarak düşünmesin ama bazı olumsuz sonuçlar olabileceğini bilirse hastamıza, önceden önlemlerini alırsa bunlarla karşılaşmayabilir. Ne gibi mesela? Diş eti açısından öncesinde ortodontik tedavilerin öncesinde herhangi bir diş eti problemi varsa mutlaka bunların giderilmesi gerekiyor. Hı hı. Hastanın ağız bakım işlemlerini en üst düzeyde gerçekleştiriyor olması gerekmekte. Ve bu döneme ait özel diş fırçaları, ortodontik diş fırçaları, arayüz fırçaları kullanılması gerekiyor. Mutlaka belli kontrollerde diş eti kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu dönemde özel olarak belki ağız bakım sularından faydalanılabilir. Hı hı. Yani önemli olan gözlem altında olması, herhangi bir ufacık bir diş eti kanaması olduğunda mutlaka bir hekime başvurması. Hı hı. Bu problemlerin önüne geçebilir. Bazı bireylerde de ortodontik tedavi sırasında ya da sonrasında dişlerin yer değiştirmesine bağlı olarak diş eti çekilmeleri gözlenmekte. Özellikle evet. İnce diş eti varsa hastamızda alt ön dişlerde sıklıkla bunu gözlemleyebiliyoruz. Bunlarda da aslında bir diş eti uzmanının önceden bu ihtimali göz önünde bulundurarak bir diş etini kalınlaştırma operasyonu yapması gündeme gelebilir. Nasıl kalınlaştırıyoruz? Diş eti kalınlaştırması farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Diş eti çekilmelerine yönelik yapılan cerrahi işlemlerde kalınlaştırma yöntemleri de yapılabiliyor. Peki sevgili seyircilerimiz, bize yazınız efendim tüm diş sorunlarınızın çözümü bu programda. 0090 505 756 0273 nolu WhatsApp numaramıza bakınız, telefonuma şu anda okuyorum. Sorularınız direkt olarak düşüyor. Demiş ki, merhabalar, benim kanal tedavi gerektiren dişim var. Onu çektirip implant yaptırmak istiyorum. Mantıklı olur mu? Teşekkür ederim demiş. Hemen soralım. Yani kanal tedavisi yapılabiliyorsa tabii kanal tedavisi yapılması öncesinde önerebiliriz. Hı-hı. Ama kanal tedavisi yapılamadığı durumlarda tabii ki hastamız implant tedavisi yaptırabilir. Evet. İmplant tedavisi için kemik yüksekliğinin belirli bir yükseklikte ve belirli bir kalınlıkta olmasını isteriz. Bunun sağlanamadığı koşullarda da kemik yükseltme operasyonları gerekmekte. Bir önemli nokta daha, çekilmesi planlanan bir dişte mutlaka çekildikten sonraki çekim boşluğunda enfeksiyonun kalmaması adına çok iyi bir temizlik yapılması gerekiyor. İleride çünkü bu implanta bağlı sorunlara neden olabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekmekte. Peki, merhabalar demiş, ben Sedat Hollanda'dan yazıyorum diyor. Hollanda'ya çok selamlar, sevgiler. Bakalım Sedat Bey, ne gibi bir sorunu varmış? Benim dişlerim Crohn diyor. Bundan 4 sene önce yaptırdım. Üst dişlerimde diş etlerim çekilmeye başladı. Günde 3 defa fırçaladığım halde herhangi bir iyileşme olmadı. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim, saygılarımla demiş. Bizden sevgiler efendim. Sedat Bey, hemen soralım hocamıza. Şöyle, protetik restorasyonlarda diş eti uyumunun özellikle çok iyi olması gerekmekte. 4 sene önce yapılmıştı galiba. Evet. 4 sene içerisinde hani bir uyumda belki bir problem olmuş olabilir. Diş eti kenarıyla kron kenarının uyumuna yönelik bir yenileme çalışması yapılabilir. Mutlaka diş eti altında küretaj işlemi gerçekleştirilebilir. Buradaki çekilme, 3 defa fırçalıyorum demiş hastamız ama doğru fırçalamayı sağlayabiliyor mu? Öncelikle bir ona bakmak gerekir. Diş eti çekilmesi diş eti hastalığının sonucunda da ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda da zaten diş eti çekilmesine yönelik tedavi aşamaları gündeme gelir. Peki, merhabalar efendim demiş. Teşekkürler efendim. İsmim Hacer diyor. 63 yaşındayım. Hacer Hanım, çok selamlar, sevgiler benden size. Öpüyorum sizi. Diş etlerimde siyah lekeler çıkıyor diyor. Yaklaşık bir senedir bu sorun mevcut ve kanamalara da neden oluyor. Daha önce hastaneye gittim ve orada 4 dişimin çekilmesi gerektiği söylendi. Fakat ben uzun zaman önce kalbimden ameliyat olduğum için, çok geçmiş olsun, basit bir kanamaya diyor, herhangi bir basit bir kanamaya karşı bile önlem almam gerektiğini biliyorum. Komodin kullanıyorum diyor ve bu dolayısıyla dişlerimi kan sulandırıyor. Bu yüzden tehlikeli olduğu için dişlerimi çektirmedim demiş.
Beslenmeme dikkat ediyorum. Asitli şeyler içmiyorum ama siyah lekeler geçmiyor. Dişlerimi de düzenli fırçalıyorum. Daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. Bu konuda kıymetli doktorumuzun tavsiyelerini dinlemeyi çok isterim. İyi yayınlar diliyorum demiş Hacer Hanımcığım. Çok çok geçmiş olsun. Hemen soralım. Bakalım bu siyah lekeler nasıl kurtulur sizden? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Sistemik rahatsızlığından dolayı bir endişe duymasın hastamız. Mutlaka diş eti uzmanı tedavisinde kullandığı ilaçlar doğrultusunda düzenleyecektir. Böyle durumlarda zaten hastaların doktorlarıyla da konsültasyon yoluna gidiyoruz. Siyah lekeler mevcut diş eti hastalığının yansıması olabilir. Çünkü sağlık diş eti rengi açık pembe ve mat renkte, gül kurusu renktedir. Zaman içerisinde morarmalar, siyahlaşmalar gözlemlenebilir. Belli bir takım alışkanlıklara bağlı olarak da siyah diş etleri söz konusu olabilir. Bu nedenle bunlar fizyolojik olmadığı durumlarda da giderilebilmektedir. Bir diş eti tedavisi gerçekleştiğinde bunların gideceğini düşünmekteyim. Peki, demek ki Hacer Hanım'a böyle güzel mesajlarımızı gönderdik. Geçer inşallah Hacer Hanımcığım, bir tedavi olunuz, bir uzmanı görününüz diyelim. Sevgili Zeynep hocama sormak istiyorum diyor. Diş eti çekilmesi nedeniyle diş kaybedilir mi? Ahmet Toraman Ankara'dan. Ahmet Bey selamlar, sevgiler bizden size. Teşekkür ediyoruz, soralım. Evet, diş eti çekilmesi nedeniyle maalesef dişlerimizi kaybedebiliriz. Diş eti çekilmesi ilerleyici tarzda olabilir. Hastalığın tedavi edilmediği durumlarda ya da yanlış alışkanlıkların devam ettiği durumlarda diş eti çekilmesi diş kaybına neden olabilir. Bu nedenle de mutlaka destek dokuları arttırıcı ileri cerrahi tekniklerle diş eti çekilmelerin tedavi edilmesi gündeme gelir. Bunun için çok farklı operasyonlarımız mevcut. Dişin özelliklerine göre, bireyin alışkanlıklarına göre doğru tedavi seçeneği ve karar verilebilir. Peki, Ankara'dan Duygu Hanım yazmış. Duygu Hanım'a çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ağız kokusu nasıl geçer diye soruyor. Evet. Bu çok sıkıcı bir durum tabii ki, ağız kokusu. Evet, diş eti hastalığının belirtilerinden bir tanesi de aslında ağız kokusu. Sadece ağız kokusu şikayetiyle kliniğinize başvuran hastalarımız da bulunmakta. Ama tek başına diş eti hastalıkları sorumlu olmayabilir bu durumda. Ağız içerisi kaynaklı diş çürükleri de ağız kokusuna neden olabilir. Aynı zamanda bazı sistemik hastalıkların habercisi olabilir ağız kokusu. Mesela özellikle şeker hastalığının habercisi olabilir. Gastrointestinal sistem hastalıklarında yine ağız kokusu gözlemlenebilir. Bu durumların ayırt edilerek tedavi yapılması hasta için büyük kazanç yaratır. Peki, merhabalar diyor Kocaeli'den Buse. Buse Hanımcığım sevgiler, selamlar. Arka diş etimde diyor koku var. Parmağımı sürdüğümde parmağımda çok kötü bir koku oluyor. Sebebi nedir? Ve dişlerimi çok sıkıyorum, çenem ağrıyor. Ne yapmalıyım demiş. Esasında kişi sanki saptamış nerede olduğunu. Arka diş etinde böyle bir koku geliyor demek ki. Ne olabilir bu? Orada muhtemelen bir diş taşı oluşumu, plak birikimi söz konusu. Ona bağlı olarak da artık bir hastalığın ilerlediği bir boyuta geçmiş ve artık hani ağız kokusu şeklinde kendini belirti veriyor. Bu nedenle oradaki diş taşlarının uzaklaştırılması gerekir. Diş sıkma problemi için nedenini ortaya koymak lazım. Genellikle strese bağlı olarak diş sıkma gerçekleşir. Diş sıkma bazı bireylerde sadece dışarıdan duyulabilir bir sesle kendini belli eder. Genelde bireyin aile bireyleri tarafından işte gece diş sıkma şeklinde teşhis edilir. Ve genelde birey bunun farkında değildir. Bir de bazen sadece dişlerde herhangi bir temas olmadan sadece kasların sıkıldığı bir diş sıkma problemi olabilir. Tedavisinde kişiye özgü olarak planlanan özel diş koruyucu plaklar yapılabilir. Çiğneme kasları ile ilgili bir ağrı durumu söz konusuysa sıcak uygulaması önerilebilir. Daha ileri durumlarda fizik tedavi uygulamaları söz konusu olabilir. Çiğneme aktivitesinin çok yüksek olduğu bireylerde de oradaki kasın yıkıcı etkisini geçici bir süreliğine bloke etmek için botoks uygulamaları yapılabilir. Botoksu çeneye uyguluyoruz değil mi? Evet, çiğneme kasına masseter botoksu olarak adlandırılıyor. Çiğnememizde peki bir kısıtlama olabilir mi? Hayır, herhangi bir kısıtlama olmuyor. Zaten fizyolojik kapasiteyi aşan kuvveti
geçici bir süreliğine engellemek amacıyla yapılıyor. Peki şimdi son dakikalarımıza giriyoruz Zeynep Hocam. Böyle hızlı hızlı geçiyorum soruları. Çok fazla soru geldi çünkü sevgili seyircilerimizden hepsini sorayım. İyi günler, iyi yayınlar önemli demiş. Bir de ünlemler koymuş. Önemli bir soru. Diş kanseri var mıdır? Erdoğan Mete Almanya'ya selamlar. Erdoğan Mete Bey hemen soralım. Yani ağız içerisinde görülen tabii kanserler mevcut. Oral kanserler diyoruz bunlara. Hı hı. Diş kanseri olarak da belki hani yorumlayabiliriz bunu. Bunların aslında şöyle ağız içerisinde 10 günden 15 günden daha fazla uzun süren lezyonların mutlaka bir hekim tarafından araştırılması gerekiyor. Yani öncelikle bir şüphe duymamız gerekmekte. Evet. Dil muayenesi, yanak içi muayenesi, ağız tabanı muayenesi burada oldukça önem kazanıyor. Peki merhabalar demiş, siyah dolgu ile beyaz dolgu arasında ne gibi bir fark var? Siyah dolgu daha iyi deniyor, daha uzun süreli mi deniyor? Ne dersiniz? Şöyle yani çok uzun yıllar boyunca siyah dolgular, amalgam dolgu sanırım siyah dolgu olarak isimlendirdiği siyah dolgular yapıldı. Çok da güvenilir şekilde kullanıldı. Ama zaman içerisinde daha estetik gereksinimler nedeniyle bireylerin çoğu beyaz dolguya tercih etmeye başladı. Her ikisi de yapılabilir ama içerisindeki civa içeriği nedeniyle siyah dolgular çok hastalar tarafından ürkütücü olabiliyor. Kesinlikle hani sistemik sağlığı rahatsız edici boyutta bir civa içeriği yok. Güvenle yapılabilir her ikisi de. Peki. Yani dişin gereksinimine göre karar vermek daha doğru olur. Harika. Merhabalar demiş, akne tedavisi için antibiyotik kullanıyor kızım ve diş renkleri değişti. Allah Allah, bu geçici mi diyor? İnşallah geçicidir yani. Antibiyotikten dolayı diş rengi değişebilir mi? Evet, değişebilir. Dişin kendi rengi değişebilir. Yani kaç yaşında bilmiyorum ama hani belli bir yaştan önce kullandıysa maalesef kalıcı bir renkleşme olabilir. Renkleşme gidermek için ayrıca tedavi yöntemleri bulunmakta. Açılabilir yani rengini. Tabii rengi açılabilir. Bir takım kimyasal uygulamalarla dişlerin rengi açılabilir. Peki kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili seyircimize. Benim kızım 7 yaşında diyor. Arka dişlerde 4 tane kanal tedavisi yapacağız dedi diş hekimi ama kızım korkuyor. Uyuyarak diyor yapmayı tavsiye ettiler. Uyutarak yapmak çocuk için sağlıklı mı? Ya tabii ki sağlıklı. Hani herhangi bir uygun anestezi uzmanının gözetimi dahilinde yapılabilir. Fakültelerde de uygulanabiliyor. Çünkü bazen gerçekten çocukların gereksinimi oluyor. Bazen hafif sedasyonla, bazen derin sedasyonla, bazen de genel anesteziyle çocukların diş tedavilerinin yapılması mümkün. Evet. Son bir sorumuz daha var. Fatma Sicimaoğlu yazmış bize. Çok selamlar Fatma Hanım. Merhaba diyor. Tesadüfen sizi izliyorum demiş. Sabah periodontoloji muayenem vardı. Sorunum dişi eti şişmesi ve kanaması. Hekimimin tansiyon hapından da olabilir dedi. Birkaç ay önce temizleme yapılmıştı. Tekrarlandı. Teşekkürler diyor. Herhalde bir sorusu yok ama Fatma Hanımcığım tesadüfen rast geldiniz. Bundan sonra artık her gün bizim efendim seyircimiz olun, izleyicimiz olun demiş olalım. Ne dersiniz? Zaten hekimine de gitmiş Fatma Hanımcığım. Evet, bazı özel ilaçların kullanımında gerçekten diş eti büyümeleri gözlemlenebiliyor. Bunlar işte hipertansiyon tedavisine kullanılan ilaçlar olabilir, epilepsi tedavisine kullanılan ilaçlar olabilir, bağışıklık sistemiyle ilgili problemler yaşayan bireylerde kullanılan immünsüpresan ilaçlar olabilir. Bu ilaçların varlığında da yine tedavi protokolümüz hekim konsültasyonuyla belirlenmekte. Peki çok teşekkür ediyorum doçent doktor Zeynep Turgut Çankaya efendim. Yanlı yayın konuğumuzdu. Sizi her zaman bekleriz. Çok güzel bir anlatımınız vardı. Bayıldık hocam. Ben size ve ekibinize çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Sevgili seyircilerimiz yine geldik bir sağlık olsun programımızın sonuna. Biz yarın yine buradayız. Türkiye saatiyle 13'te yarın görüşünceye dek diyorum. Sevgiler, saygılar. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.